Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Rahman suresinin 1 ve 30. ayetler arasını değerlendireceğiz. Rahman suresi Kur'an-ı Kerim'de en dikkati çeken bir yönü şu: Febi'eyyi âlâ-i rabbikuma tükezziben. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu ibare bu surede 31 defa tekrar ediliyor. Sure ana hatlarıyla Cenab-ı Hakk'ın hem nimetlerini, rahmetinin bir tecellisi olarak, rahmaniyetinin bir tecellisi olarak nimetlerini, onun celal ve ikram sahibi olduğunu, celalinin bir tecellisi olarak cehennem, cemalinin, ikramının bir tecellisi olarak cennet nimetlerini vereceğini anlatıyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim, Er-Rahman. Rahman, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. Malum Besmele'de de Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman geçiyor. Fatiha'da Er-Rahman, Er-Rahim geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak, onun zatına bir isim olarak pek çok yerde yine geçiyor. Ve mesela secde ayetlerinden birinde onlara Rahman'a secde edin denildiğinde onlar derler ki, وَمَنْ Rahman, Rahman nedir? Yani biz Rahman'ı bilmiyoruz. Böyle diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de müstakil bir surede, sure bununla başlatılmak suretiyle Rahman olan Allah anlatılıyor. أَلَّمَ الْقُرْآنِ Rahman olan Allah Kur'an'ı talim etti. Kur'an'ı öğretti. خَلَقَ الْاِنْسَانِ insanı yarattı. أَلَّمَهُ الْبَيَانِ ona beyanı, konuşmayı öğretti. Burada Kur'an'ı öğretmesi, bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisi. Ya Kur'an-ı Kerim gibi bir rehber kitap elimizde olmasaydı, insanlık ne durumda olurdu? İnsanı yaratması yine rahmetinin tecellisi. Bizler bir zamanlar alemde yoktuk, alem yoktu. Allah alemi yarattı ve bizi de alemin merkezinde yarattı. Ve bize beyan, yani konuşma nimetini verdi. Bu Cenab-ı Hakk'ın insana olan en büyük nimetlerinden birisi. Duyduklarımızı, düşündüklerimizi, hissettiklerimizi müdavere-i efkar suretinde başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Ve derunumuzda meydana gelen manaları başkalarına söyleyebiliyoruz. Kuşların da hayvanların da kendi aralarında bir nevi konuşmaları söz konusu. Onların birbirleriyle bir şekilde anlaşmaları söz konusu. Ama derin ince manaları ifade etmek, bunu kitaplarla, sohbetlerle, hitabelerle ortaya koymak sadece ve sadece insana müyesser olan bir nimet. Eşşemsu vel gameru bi husben, güneş ve ay hesab iledir. Güneş ve ay dakik bir hesab iledir. Öyle ki yarın güneş kaçta doğacak bellidir. Ay ve güneş ne zaman tutulacak? Bir yıl içinde hangi tarihlerde ay ve güneş tutulacak? Ve bu nerelerden gözlenebilecek? Bunlar bellidir. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَنْ bitki ve ağaç, bunlar da Allah'a secde ederler. Bitki ve ağacın Allah'a secde etmesi, Allah'ın emriyle hareket etmeleri, verilen emirleri yerine getirmeleri, onun emrine boyun eğmeleri anlamında. Ve ikili bir sistemle anlatılıyor. Ay, güneş, bitki, ağaç ve ins, cin bu surede geçecek. Öte yandan sema, arz, cennet, cehennem, Cenab-ı Hakk'ın celali ve ikramı. Bu manada sure bir bütün olarak incelendiğinde ikili bir sistemin surede hakim olduğunu rahatlıkla görebiliriz. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا Semayı da bina etti, yükseltti. Ve وَضَعَ الْمِيزَنِ ve ölçüyü, mizanı koydu. Yani sema üzerimizdeki alem, oradaki ay, güneş, yıldızlar, daha neler varsa bunların her birisi belli bir ölçüyle ayakta duruyor. Belli bir ölçü olmasa bunların durması söz konusu değil. İşte dünya altında herhangi bir destek olmadan boşlukta duruyor. Hatta durmuyor, hareket ediyor.
devamlı hareket halinde. Ve ayın yörüngesi var, güneşin yörüngesi var, daha diğer gezegenlerin, yıldızların yörüngeleri var. Bunların her birisinde belli bir ölçü hakim. Eğer belli bir ölçü olmasa bunlar dağılır gider. Ella tatgav fil mizan, ta ki siz de mizanda, ölçüde haddi aşmayasınız. Yani Allah semaya ölçüyü koydu, ta ki sizin de hayatınızda ölçü hakim olsun. Düzensiz olmayın, ölçüsüz hareket etmeyin. Ve akimul vezne bil gıst, adaletle ölçen kimseler olun. Ve la tuhsirul mizan, ve mizanda, terazide noksanlıkta bulunmayın. Ölçerken noksan bir şekilde ölçmeyin. Vel arda vada ahalil enam, arzı da mahlukat için, canlılar için Allah vaz etti, koydu. Yani semayı yukarı alem olarak tanzim etti. Dünyayı da, üzerinde yaşadığımız küreyi canlılar için bir mesken yaptı. Fîhe fâkihe, onda meyveler var. O arzda meyveler var. Ve nahlu zâtül ekmâm, ve salkımlar halinde hurmalar var. Tabii salkımlar halinde olması onun daha da bir güzelliği oluyor. Daha da insana güzel bir manzara meydana getiriyor. Burada meyve derken aslında hurma da bu meyveye dahildir. Ayrıca bunun zikredilmesi onun daha özellikleri olduğuna ve diğer meyvelerden daha mümtaz bulunduğuna bir işaret. Normalde meyve doğrudan karın doyurmak için yenilen şeyler değil, lezzet için yenilir. Ama hurmada hem meyve özelliği var hem de karın doyurma özelliği bulunmakta. Dünyada en güzel nimetlerden olduğu gibi cennetin de nimetlerinden. Vel habzul asfi var rayhan, ve yapraklı ve güzel kokulu hububatı, bitkileri yarattı. Burada hububat tanecikli olanlar, bunlardan işte yaprağı olan, zamanla bunların samanı oluyor. Bir de rayhan türü, yani güzel hoş kokuları olan çiçekleri yarattı. Allah-u Teala şu alemde bizim için gereken her şeyi tanzim etmiş. Zaruri ihtiyaçlarımız neyse onlarla alakalı şeyleri yarattığı gibi, mesela güzel kokulu şeyler olmasa da hayatımız devam eder. Çiçekler olmasa hayatımız devam eder. Ama onları da bir süs unsuru olarak ve daha insanın estetik zevklerine hitap eden mahlukat olarak Allah-u Teala yaratıyor. Bize burnu verdiği gibi burnumuzun koku alacağı güzel şeyleri de yaratıyor. فَبِئَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ, artık Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Burada ey ins ve cin doğrudan ibarete geçmiyor. Ama ikili sığa ile, Arapça tabiriyle ikili sığa ile ey ins ve cin tarzında mana verilecek şekilde ibare geliyor. Ve daha sonra zaten ya maşeral cinni vel ins diye doğrudan ifade de edilecektir. Bu ibare Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde 31 defa tekrar ediliyor. Demek ki Allah'ın bizler üzerinde sonsuz nimetleri var ama bunun hakkını tam da veremiyoruz. Nimetlere şükürle mukabelede bulunamıyoruz. Bu ibarenin sıkça tekrar edilmiş olması sanki ilahi bir serzeniş. Yani neden yaratılış görevinizi ifa etmiyorsunuz? Siz şükür için yaratıldınız. Nimetler size şükretmeniz için verildi. Neden görevinizi yapmıyorsunuz? Bu manada Allah-u Teala tekrar ve tekrar hatırlatıyor. Tabi tekrar edilmesi ard arda gelecek okuyacağımız ayetlerde, yani bu nimetlere mukabil bunları nasıl inkar edebilirsiniz? Sayılan nimetler nelerse onlara bir vurgu yapılıyor. Bunu nasıl inkar edersiniz? Şunu nasıl inkar edersiniz? Böylece inkar etmenin ne kadar kötü bir fiil olduğu nazara veriliyor. Halagal insane min salsalin kel fahhar, Allah insanı nasıl ki o porselen türü şeyler gayet sert, o şekilde olan bir çamurdan yarattı.
Ve halakal cenne, ve canlı da cinleri yarattı veya cinlerin atasını yarattı. Min mercin min nar, dumansız ateşten, halis ateşten yarattı. Burada iki varlık nazara verildi. Bunlardan birisi insan ve insan topraktan yaratıldı. Ve burada sert topraktan, işte vurulduğu zaman tın tın ses veren bir topraktan yaratıldığı bildirildi. Mesela bir heykeltıraş kaya üzerinde çalışır. O kayadan bir insan heykeli yapar. Allahu Teala topraktan canlı bir insan ortaya çıkarıyor. Ve bizler toprağın çocuklarıyız. Öldüğümüz zaman bedenimiz toprağa karışıyor. Topraktan geldiği için toprak haline geliyor. Ve insanlar topraktan çanak çömlek yaparken Allahu Teala topraktan bitki yapıyor, hayvan yapıyor, hatta insan yapıyor. Biz toprağın çocukları olduğumuz gibi alemde gözle görmediğimiz ruhani varlıklar var. O ruhani varlıklardan cin taifesi, onlar da ateşin çocukları. Ateşten yaratılmışlar. Dünya bir zamanlar kızgın bir alev kütlesi halinde. O dönemde insanın yaşaması mümkün değil. O dönemde Allahu Teala dünyaya sakin olarak yerleşmeleri için, imtihan edilmeleri için cinleri gönderiyor ve insanlardan önce onlar yeryüzünde imtihan edilmeye başlıyor. Febiyye alay rabbiküme tükezziben, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Rabbül meşrigeyn ve Rabbül mağribeyn, o iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Malum yaz ve kış güneşin doğup battığı yerler farklı oluyor. İki doğu, iki batı, iki ayrı uç noktayı bildirmekte ve göstermekte. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde Rabbul Meşarık, doğuların, güneşin doğduğu yerlerin Rabbi gibi böyle bir ifade de kullanılıyor. Yani iki uç çizgide bunlar yer alıyor ama her biri tek tek düşünüldüğünde o zaman çoğul olarak ifade edilmiş. Febiyye alâi rabbikümâ tükezziben, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Meracel bahreyni yeltagiyen, Allah iki denizi birbirine salıvermiş. Beynehumâ berzah, aralarında bir berzah var, bir perde var. Lâ yebhiyen, suları birbirine karışmıyor ve birinin suları diğerine tecavüz etmiyor. Febiyye alâi rabbikümâ tükezziben, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mesela Akdeniz, Atlas Okyanusu'na suları karışıyor. Ama iki denizin suları incelendiği zaman özellik olarak farklı. Öte yandan denizlerde Gulf Stream tabir edilen sıcak su akıntıları var. Ve denizlerdeki hayat açısından bu son derece önemli. O soğuk suların içinde sıcak su akıntıları farklı bir özellikte kilometrelerce denizin içinde akıyor ve gidiyor. Öte yandan birbiriyle irtibat halinde bulunan bu şekilde suları birbirine geçen denizler özellik itibariyle her biri diğerinden farklı özellikte taşıyor. Kaptan Cousteau, belgesellerinden tanıdığımız Kaptan Cousteau bunu ilim dünyasına ilan ettiğinde kendisine Kur'an-ı Kerim'de bunun yer aldığı hatırlatılıyor ve denildiğine göre o zaman şöyle demiş: eğer bu Kur'an-ı Kerim'de varsa Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Çünkü bu daha önceden bilinmiyordu. 14 asır öncesinde bilinmesi mümkün değil. Bu şekilde bir değerlendirmede bulunduğu söylenir. Yahrucu minhumel lü'lü vel mercan, o ikisinden lü'lü ve mercan çıkar. Yani o denizlerden lü'lü inci anlamında, inci ve mercan çıkar. Yani denizleri biz daha çok mavi bir su gibi görüyoruz ve oradan işte çıkan bazı balıkları görüyoruz. Ama belgesellerin gözüyle denizleri değerlendirecek olursak denizler de bir alem. Orada daha bilmediğimiz nice balık türleri var ve oradan çıkan inci, mercan gibi nice kıymetli şeyler var. Denizler de biz insanların emrine verilmiş. Febiyye alâi rabbiküme tükezziben, ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Ve lehul ceveril münşeatü fil bahr kel a'lam, dağlar gibi
denizdeki o koca koca gemiler, akıp giden gemiler de Allah'ındır. Burada deniz nimeti ve denizlerde nakliyat ve bu gemilerin bir kısmı gerçekten dağlar gibi. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde belki de çok fazla büyük gemiler yoktu. Ama günümüzde binlerce yolcuyu taşıyan çok büyük gemiler de yapılıyor. Titanik misali ve devamında çok daha büyükleri yapıldı. Bu gibi dev gemiler adeta yüzen bir şehir. İşte suyun üzerinde bunların gitmesi, suyun kaldırma kuvveti tarzındaki kanunlarla alakalı Allah-u Teala'nın sulara böyle bir özellik vermesi, o da ayrı bir lütuf, ayrı bir rahmet. Mesela kara ulaşımı yol yapmayı gerektiriyor. Demir yolu ulaşımı işte rayları döşemeyi gerektiriyor. Ama deniz ulaşımı, denizin tamamı bir yol gibi. Gemiyi düzgün yaptığınızda Allah'ın izniyle o gemilerle yol alıyorsunuz. Bu da Allah-u Teala'nın insanlara olan nimetlerinden. فَبِئِيَّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Onun üzerinde olanların hepsi fanidir. Yani o gemidekilerin hepsi fani. Veya bunu arza raci kılacak olursak, zamiri arzın üzerinde, dünyanın üzerinde olanların hepsi fani. Dünyamızda adeta bir gemi gibi uzay denizinde yol alıyor ve uzay denizinde yol alan bu geminin içindekiler hepsinin üzerinde fanilik damgası var. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Celal ikram sahibi olan Rabbinin veçi baki kalır. Yani Rabbinin veçi, Rabbinin zatı manası genelde veriliyor. Allah'ın zatından başka hep her şey fanidir, faniliğe mahkumdur. Ve Allah-u Teala kendisini Zülcelal ve İkram, Celal ve İkram sahibi olarak nitelendiriyor. Mesela bizler de dualarımızda Tebarek te ya zel celal ve ikram bu ifadeleri kullanırız. Ve bu ifadelerle ya zel celal ve ikram diye dua yapmak en makbul dualardan birisidir. Hadis-i şeriflerde böyle ifade edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın veçinin baki olması Allah'a bakan cihet dışında her şeyin fani olmasını ifade eder. Yani bir insan gün boyu çok şeyler yapıyor olabilir. Ama yaptığı işleri Allah için yapmışsa bunlar kıymet kazanıyor. Yoksa dünyevi gelip geçici birer iş, bunlar kaybolmaya, yok olmaya mahkum. Kendisinden bahsedilmeye bile değer değil. فَبِئَيَّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. Yani göklerde kimler var, yerlerde kimler varsa, yerde, yeryüzünde kimler varsa hepsi istediğini Allah'tan ister. Gökteki melekler, yeryüzündeki ins ve cin taleplerini Allah'a iletirler. Dua dilekçesiyle Allah'a dualarını arz ederler. Külle yevmin huve fî şe'n. Ve o her gün, hatta yevm an anlamına da gelir, Allah her an bir tasarruftadır. Burada şe'n olarak bu ifade ediliyor. Bunun çoğulu şuunat gelir. Cenab-ı Hakk'ın mesela zatı, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, isimleri var. Bir de Cenab-ı Hakk'ın şuunatı. İşte alemdeki tasarrufatı şuunatıyla da alakalı. Allah-u Teala her an alemde tasarruftadır. Mevcut Tevratlarda, Allah'ın indirdiği şekliyle değil, mevcut Tevratlarda görüyoruz ki Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri yarattıktan sonra, 6 günde yarattıktan sonra istirahat ettiği nazara veriliyor. Bu tabi doğru bir tabir değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah onları yarattı, yaratmaktan yorulmadı buyuruluyor. Burada da Allah'ın her an tasarrufta olduğu bildiriliyor. İşte insanların duasına icabet etmesi, bir kısmını bağışlaması, bir kısmını azap etmesi, gece gündüzü ardı arda getirmesi, alemde ne gibi tasarruflar varsa bunların hepsi Allah'ın izniyle meydana geliyor. Mesela insan vücudunda bile
100 trilyon hücreden söz edilir. Her bir hücre adeta bir laboratuvardır ve bunların her birinde her an nice faaliyetler vardır ve bizim irademizle bunlar meydana gelmemektedir. Febeyye alâi rabbiküme tükezziben, ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Tabi Cenab-ı Hakk'ın nimetleri yalanlanacak nimetler değil, çok büyük nimetler. Küçük olanları da büyük, büyük olanlar da zaten büyük. Cenab-ı Hak bizi daima şükreden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.